Herkese merhaba, Ayşe Fügen Arda karşınızda. Bu hafta biraz geciktim. Normalde pazartesi yayınlıyordum. Ama inanılmaz bir ay geçiriyoruz. Bugün günlerden Perşembe, 9 Temmuz 2020 Perşembe. Efendim, geçen sene Haziran ayıyla, yani 1 Temmuz'da bu sene 1 Temmuz arası 12 ayı değerlendirdiğimizde inanılmaz bir dönem yaşadığımızı her açıdan tabii ama gayrimenkul sektörü oyuncular olarak bizim için de inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Çünkü geçen sene Haziran ayında gayrimenkul sektöründe konut satışları, özellikle ipotekli konut satışlarını ele almak istiyorum bu videoda. Konut satışları, ipotekli konut satışları geçen sene 7300 hatırlıyorum. 7300 olarak gerçekleşmişti ki bu çok düşük bir rakam. Çünkü olması gereken minimum 35-40 bin arasındadır. Yani 7300 gibi bir rakama baktığımızda inanılmaz bir düşüş vardı. Neden? Mevduat faizleri yüksekti. Neden? Konut kredi faizleri yüksekti. Ve bu şekilde bir sonuçla karşılaştık geçen sene. Bu seneye daha açıklanmadı. Önümüzdeki hafta 15'inde açıklanacak, 15 Temmuz'da konut satışları sonuçları. Ama geçen haftadan beri zaten gelen satış, tapulardan gelen rakamlar hepimizin bilgisi dahilinde ve gelen bu rakamları gördüğümüz zaman inanılmaz bir ivme var. 100 bin adete geldiği ve hatta 120 bin adetlere yaklaştığı söyleniyor. 26-27 Haziran civarlarında ben 93 bine geldiğini öğrenmiştim. 93-95 bine daha geldiğinde 27-26 Haziran'dı. Daha önümüzde 3 gün 4 gün vardı ve sonuç itibariyle 3 gün vardı. Biz şu anda 110 bin 120 bin adete geleceğini düşünüyoruz ipotekli konut satışlarının. Şimdi bu tabii inanılmaz, 15 kat büyük bir artış gerçekten. Bunun hep devam etmeyeceği kesin. Ben bu konuyla ilgili medyada çeşitli haber kanallarında yorumlarımı da ilettim. Ama burada biraz daha detaylı yorumlarla sizlerle de paylaşmak istedim bu videoyu çekerek. Önümüzdeki hafta gerçek rakamlar açıklandığında tekrar altını çizeceğiz tabii, değerlendireceğiz. Ama bu rakamların böyle devam etmeyeceği kesin. Böyle bir ivme kazandı şu anda. Bazı rakamları açıklamakta da şahsen bu kadar işin içindeyken zorlanıyorum. Geçen hafta şöyle bir şey yaşadım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen hafta Kanada'dan çok sevdiğim bir müşterim. Kendisini de buradan izliyorsa sevgi ve saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Dedi ki Fügen Hanım, ben TOKİ'nin Florya projesini izledim. İnceledim internet üzerinden. Bu projeyle projeyi de beğendim. Bu projeden bir konut alabilir miyiz? Yani ne alabilirsek, 1+1 olabilir, 2+1 olabilir, hatta 1+0 da olabilir. Yatırım amaçlı düşünüyorum dedi. Çok da mantıklı tabii ödemeleri. Sonuçta bir %5 veriyorsunuz. Ondan sonra bir 2 yıl ödemiyorsunuz. Sonra bir %5 daha veriyorsunuz. Ödemelere 3. yıl itibariyle başlıyorsunuz. Ve bu tabii ki çok cazip. Yurt dışında özellikle döviz kazanıp da Türkiye'de yatırım yapmak isteyen çok fazla müşterim var ayrıca. Onlar için tabii çok ödeme kolaylığından tutun da özellikle banka kredisiyle aldıklarında inanılmaz avantajlı hale geliyor. Bu da çok keyifli bir yatırım diye düşünüyorum onlar açısından. Bu konuda yardımcı olur musunuz dedi. Ben tabii ki dedim, hangi konutlara bakabiliriz, ben size bir bilgi vereyim, tablo hazırlayayım dedim. Ve TOKİ'ye gittim. Evet, TOKİ'ye gittim ve dedim ki böyle bir projede kalmadı dedi. Nasıl kalmadı dedim, hiç kalmadı dediler. Peki dedim, şu Validebağ var Anadolu yakasında. Orada da kalmadı dediler. İstinye var dedim. İstinye'ye bakabilir miyiz? İstinye'de de yok dediler. Şimdi ben size kalmamış, yani konut yok. Şimdi ben size şey söylemek istiyorum. Bu konutların fiyatlarını aşağı yukarı bir bilgisini vermek istiyorum. Bu konutlar mesela Florya'da 3+1 TOKİ Florya konutlarından bahsediyorum. 3+1'ler 4,5 milyon TL ile başlayıp 4,5 milyon 4.600 işte konumuna göre, devamını söylemeyeyim yani, herhalde 6 milyon TL'ye kadar gidiyor. 2+1'ler 3,5 milyon TL ile başlıyor. 3,5 milyon 4 milyon TL arasında. Bunlar da herhalde bir 7 milyon 8 milyona kadar gidiyor. Validebağ konutlarına bakıyorum TOKİ'nin. 2+1'ler 2,5 milyondan başlıyor ve 4 milyon 800 bin TL'ye kadar. 3+1'ler 3 milyon 900 bin TL'den başlıyor. 8,5 milyon TL arası. İstinye, TOKİ İstinye, Nida Park 4,5 2+1 konutlar 4,5 milyon TL ile başlıyor. 11 milyon TL'ye kadar. 3+1'lerde 8 milyon TL ile başlıyor. 7 milyon 900 de ben yuvarlıyorum. 16 milyon 540 bin TL arası ve bunlardan hiç kalmamış. Yani hiç kalmamış kelimesini zaten çok gülerim ben. Kalmamış. Hiç değil, kalmamış. Şimdi burada insanın enteresan bir şekilde kafası karışıyor. Şimdi pandemi gibi bir dönemden çıktık. 2,5-3 aylık bir durduk yani. Bir durağan bir dönemde yaşamadık. Durduk, hayat durdu, ekonomi durdu, biz durduk, her şey durdu, üretim durdu, ithalat durdu, ihracat durdu. Peki ne oldu? Döviz yükseldi. Yani tamam, konut, kredi, faiz oranları düştü, baz puanlar düştü. Çok güzel ödeme koşullarıyla kredili satışlar canlandı. Bunların hepsi mantıklı bana. Ama şimdi 2 yıl sonra bu konutları yine ödeyecek bu insanlar. Bu taksitlerin 2 yıl sonra özellikle dünya bu haldeyken, önümüzdeki 2-3 aylık dönemi, hatta yıl sonunu bile göremezken bu konutların bitmiş olması da insanın aklına başka senaryolar getiriyor. Yani diyorsunuz ki o zaman ne olacak? Mesela bu konutu alacak, 2 yıl sonra ödemesi geldiğinde toplam değerinin belki %25, belki %30, belki %40 altına satacak ya da ödeyemeyecek. Ödeyemeyince bankalar tekrar bunları geri alacak. Biliyorsunuz bunlar özel bankalarla anlaşmalı faiz oranlarıyla verildi. Yani burada benim yorum yapamadığım, birkaç ekonomist, değerli ekonomist arkadaşımla da görüştüm. Çok fazla yorum yapamıyoruz. Tabii arkasında çok mantık bulamadığımız için başka türlü çözümlerle herhalde veya başka türlü değerlendirmelerle bu konutların alındığını düşünüyoruz. Ama sonuç itibariyle bu konutların kredilerini verirken de bu insanların gelirlerine mutlaka bakılacaktır. Bakılıyordur mutlaka, kredibilitelerine bakılıyordur. Çok fazla da reddedilen var şimdi. O konuda da TOKİ dışında normal apartman dairelerinden almak isteyen, projelerden de, normal projelerden de almak isteyen, bu projelerin dışında konutları almak isteyenlerin de çok reddedildiğini de görüyorum ben. Ama bu kadar yüksek fiyatla konut satışlarının gerçekleşmesi ve ipotekli, kredili olarak gerçekleşmesi de bana çok enteresan geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Yorumları çok fazla yaparsam biraz da bir senaryo olmuş olur ama senaryolara da baktığınızda benim aklıma en mantıklı gelen 2 yıl sonra bu konutlar teslim edildiğinde büyük bir ihtimalle bu konutların o günkü değerleri üzerinden belli bir indirimle satılacak. O zaman da bu iş patlamaz umarım. Yani benim dileğim öyle. Çünkü bir yerde bir şey patladığında mutlaka yankısı ve tsunamisi diğer sektörlerde veya diğer projelerde de görülüyor. Umuyorum ülkemizin bizim adımıza, vatandaş adına da bir zarar gelmez bu güzel yüksek rakamlardan. Yani hurmaları şimdi yiyoruz ama umuyorum sağlıklı kalırız. Şekerimiz çok yükselmez. Benim yorumlarım bu şekilde. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta gerçek sonuçlar açıklanacak. Bu sonuçların tabii detaylarını sadece ipotekli satışlar, normal konut satışları, diğer satışlar ve yabancıya satışlar olarak yorumluyoruz ama altındaki detayları da bulabilirsek onları da sizinle paylaşacağım. Yani tüm bu proje satışları, normal apartman satışları, apartman dairesi satışları gibi detayları ben esasında incelemeyi çok seviyorum. kimlerin ne aldığını, hangi bölgelerde ne kadar satıldı, hepimize bu rakamlar çok şey söylüyor. Bu haftaki değerlendirmem bu şekilde. Sağlıklı, güzel, keyifli, mutlu bir ay ve hafta geçirelim umuyorum. Tekrar etmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın. Görüşmek üzere.